Peygamberi Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'nın doğum günü ülkemizde olduğu gibi Almanya'da da coşkuyla kutlandı. Frankfurt'ta düzenlenen programa Avrupa'nın değişik şehirlerinden yaklaşık 600 kişi katıldı. Almanya'da Hazreti Fatıma'nın doğum günü büyük coşkuyla kutlandı. Frankfurt Hazreti Fatımetü Zehra Camisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde bir de Dünya Müslüman Kadınlar Günü adıyla konferans tertiplendi. Şimdi ise Frankfurt Hazreti Fatıma Camisi'nin yoğun katılımın olduğu konferansa Avrupa'nın değişik şehirlerinden yaklaşık 600 kişi katıldı. Konferans Kur'an tilavetiyle başladı. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Konferansta Hazreti Fatıma ile ilgili ayet, hadis ve ilahiler de okundu. Bugün hissediliyor. Evet, burası müşteba kokuyor. Hoş geldin anneciğim. Fatıma, Adem ve Havva'nın duasının kabulü ve Meryem'in sığındığı o Allah'ın nuru. Fatima, Fatima, Muttazel Şuhada. Kevserisin Ahmet'in, odur kalbimin dili. Ya Fatime ya Zehra, doğum günün mübarek. Konferansta konuşmacılar da Hazreti Fatıma'nın dünya kadınları için model bir şahsiyet olduğu üzerinde durdu. Tüm alemlere Seyyidetun Nisa olmuştur, hanımların hanımefendisi olmuştur ve Allah'ın hücceti olmuştur ve Allah'ın Celle Celaluhu'nun feyiz vesilesi olmuştur tüm bu alemlere. Ve böyle bir durumda Fatıma'nın insanlık alemine hediye edilmiştir. Gözlerimize nur saçan, kaybolduğumuz nefsin karanlık diyarlarında bizler için ışık olup yolumuzu aydınlatan, bizlere kılavuzluk eden sendin ya Fatıma Zehra. Avrupa Alimler Birliği'ni temsilen bir konuşma yapan Şeyh Tevekkül Erol da Hazreti Fatıma'nın hayatından dersler alınması gerektiğine değindi. Hazreti Fatıma-tü Zehra selamünaleyha aleyha bir usvedir, bir olgudur. Hazreti Fatıma'yı tanıtalım. Hazreti Fatıma'yı tarif edelim. Frankfurt'taki konferansa iştirak eden katılımcılar ayrıca 14 mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini de aktardı. Hazreti Fatıma'yı sadece Seyyidetun Nisa hanımların hanımefendisi olarak anmak eksik bir teveccühtür. O Hazret, hatta İmam Mehdi Aleyhisselam asrın imamı için bile örnektir, olgudur. Hazreti Fatıma'nın varlığı insanlık için büyük bir nimettir. Allah'ın büyük bir emanetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük bir emanetidir. Bu vesilelerle tabi elbette çocuklarımıza da Hazreti Fatıma'yı tanıtıyoruz. Konferansa ayrıca Ehleder Genel Sekreteri Kadir Akaras da görüntülü bir mesajla katıldı. Bugün öyle bir şahsiyetin anma merasiminde bir araya gelmişiz ki o şahsiyetin masum, tertemiz, mutahhar olduğuna ve bütün hayatını ihlasla geçirdiğine Kur'an-ı Kerim şahitlik etmiştir. Etkinlik sonunda Hazreti Fatıma'nın doğum günü kutlamaları çerçevesinde Frankfurt'ta tertiplenen konferansın gelecek yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. Havva, Hecer, Meryem ile Hatice, fazileti Fatıma'dır netice. Terör örgütü DHKPC